Evet, herkese selamlar. Leo League King Maratonu'nda BVC günlerinin, BVC gruplarının oynanacağı 4 karşılaşmadan oluşacak. Güne hepiniz hoş geldiniz. Günün ilk karşılaşması Air Angel sizlerle beraber. Evet, hızlı bir şekilde atlayışlar gerçekleşti. Bakalım hangi bölgelerde nasıl main fightları bizlerle beraber olacak. Şu anda Rozok bölgesine doğru ilerleyen iki ekip var sanırım. Bu bölgede karşılaşma ihtimalleri olabilir. Norwich Mel Group şu anda paraşütlerini açtı. All for One ekibiyle birlikte beraber uçuş sağlıyorlar şu anda. Lyonis ekibi de hemen Venedik'lere indi. Suyun içerisinde olan evlerde boy gösterecek onlar da. Pakal Esports ve Arte Esports'u da Pochinki'de görüyoruz. İlerleyen dakikalarda sesler duyabileceğimiz bir farklı bölge. Evet, ilk atışlar gelmeye başladı. O bölgede Kenz ilk açılışı yapıyor ve Magiano'yu yakalamayı başardı. All for One ekibi adına güzel bir başlangıç. 3 kişi olarak devam edecek. Norwich Mel Group, bakalım. Daha silah bile bulamadılar. Toparlanmadan yakalamak isteyecektir All for One ekibi. Şu anda ikiliyi görüyoruz. Mitsuki ön planda karşılayan isim olacak. Sağ taraftan oynayan Gesi ve Lynx var. Arıza temkinli. Biraz daha geriye doğru çekildi All for One ekibi. Şu anda istediği açıyı yakalayamadılar. Biraz daha temkinli bir oyun göreceğiz onlardan. Hata yapmaya müsaade etmeyeceklerdir. Evet, Pochinki'de de Art ekibi ve Pakal ekibi şu anda yavaş yavaş yakınlaşıyorlar. Ve burada bir de Solo Esports gözüktü. 3 ekip şeytan üçgenini oluşturmuş. Bakalım Pochinki'den sağ çıkacak ekip hangi ekip olacak? Pioni'den sis perdeleri geliyor. Efe doğru. Scarlet ve Furki ikilisinin de yakınlıkları var. Bu bölgede hata yapmak istemiyorlar şu anda. Evet, bekleyişler devam ederken tam biz geçtik. Atışlar gelmeye başladı. Furki burada az kalsın yakalanacaktı o atışlara. Art ekibi sert karşılıyor burada Furki'yi. Scarlet şu anda sis perdeleriyle bir şeyler deneyecek sanıyorum ki. Bölgede bu arada ilk açılış geldi. Buffy Scarlet'i burada yakalamayı başardı. Ardından çatıdaki desteği de hedef almış durumda. Bakalım Up ve Kisyu'nun bulunduğu yere doğru. Şu anda denemeler gerçekleştiriyor Buffy'yi. Freak hemen Scarlet'i almak isteyecektir.
Buffy yavaştan sis perdelerini çekti ve hızlı bir şekilde oynayacak puanını almak için. Arka taraflardan da yine sesler duyuyoruz. Bakalım Scarlet puan alınabilecek mi? Buffy ilerliyor. Ve güzel bir şekilde puanını çekmeyi başardı Buffy. Sağ taraftan güzel bir oyun kuruyor şu anda. Pakal Esports artı ekibine doğru. Nasıl bir savunmada olacak? Artlar bu bölgede. Freak en ön planda olan isim. Bekleyişini sürdürüyor şu anda. Silahın ucu gözükürse kafasına bombayı yemesi an meselesi olabilir derken burada Freak güzel karşıladı. İlk açılışta Furki'yi yakalamayı başarıyor bu bölgede. Arkadan destek lazım. Hemen Molotov'la puanını almak isteyecek. Belki silahına... Silahıyla davransa puanını daha rahat bir şekilde çekebilirdi. Biko bölgede Buffy'nin bombasına yakalandı. İşler bir kez daha değişti. Art ekibi bir oyuncusunu da kaybediyor bu bölgede. Up yakınlığı var ama bakalım. Bomba denemeleri gerçekleştiriyor şu anda. Freak kendini safe alıyor. Sağ tarafa doğru geçti ama bakalım oraya doğru ilerlemesi. Up'ın ve Kisyu'nun çok zor. Kisyu zaten kilise taraflarında destek olmaya çalışacak. Buradaki fight'a sol ekibi ne zaman dahil olur? Şu anda çok temkinli ilerliyorlar ve Koldex. Freak skorunu burada sol ekibi adına çalmayı başardı. Alttan bekleyişler var. Ama ona da bir bomba gelirse işler değişebilir. Bu arada Tospik ters bir açıdan girdi. Jayson'ı burada yakalamayı başardı ama ona da gelen sert atışlar. Buffy burada trade'e güzel çıktı. Bakalı Esports. Şu anda Pochinki'ye hakim bir şekilde ilerliyorlar. Arkada hala bir üçlü var. Tehlikeli bir üçlü var. Koldex ve Simpion üçlüsü. Artı ekibini biraz daha sessiz göreceğiz. İlerleyen dakikalarda Tospik alınabilir mi diye bakıyorum ama şu anda ona doğru oynanan bir oyun yok. Tospik almaları çok zor. Derken Koldex Buggy ile arkadan sinsice hızlıca dolaştı. Takım arkadaşını vermek istemeyecek ama Furki bunu beklercesine o bölgede Koldex'i de yakalamayı başardı. Sola ekibi iki oyuncusunu burada kaybedecek ama Simpioni'den sert bir oyun var. Simpioni takım arkadaşlarının intikamını alırcasına şu anda bir oyun sergiliyor bakalım. Usa'da bir molotof attı. O bölgede arkadan Efin güzel desteği var ve boss'u burada yakalamayı başardılar. Pakala Esports üstünlüklerini kaybedecekler gibi şu an. Ve Apta boss skorunu Art ekibine yazmayı başarıyor. Simpioni'den hala bir agresiflik var. Bakalım o bölgeye, o eve oynayacak mı? Sol ekibi iki oyuncusuyla da yani dün hatırlıyorsak efsane oyunlar çıkarmayı başarabilmişti. İki oyuncusuyla bakalım ilerleyen dakikalarda bu ikiliyi yine görür müyüz? Diğer bölgelere bakıyorum. Olabilecek bir fight'ı yakalamak adına. Pochinki'deki fight biraz bizi tuttu. Şu anda Hospital tepelerinde. Pochinki'nin dağında Inflames ekibi güzel bir yerleşimde bulunmuş bu bölgeye. Alt taraftan Owlite ekibi geçerken sağ tarafına da hasarlar vermeye çalışıyor burada Inflames ekibi ama köprü tarafında da bir oyun var. Ask Esports bu bölgede köprüden karşıya geçmeye çalışıyorlar ama izin vermeyen bir dijital atletiksi görüyoruz.
Sonlarında George köprünün ortasında Scarface ve Smurf ikilisi bu arada Pochinki'ye tekrardan bakacaktım ki yine başka bir yerden farklı yerlerden sesler duyuyoruz. Evet, Revenge ekibi burada. Lyonis ekibiyle sanıyorum ki hızlı bir oyunla karşılaştılar. Galip çıkan ekip. Revenge ekibi olarak görüyoruz. Bu bölgede RNG ekibinin bir yakınlığı var ama God of Anarchy ekibine sanıyorum ki şu anda pek de bir şeyler olmayacak gibi. Yine son durum Pochinki'de bakalım. Efi'de kaybeden Sol Esports artık Simpioni ile tek başına. Simpioni'ye bu bölgede birebirler. Ama Up desteğini gösterdi o bölgede Art ekibi. Kendini gösteriyor ve şimdi Pochinki'de 2v2 izleyeceğiz. Pakal Esports, Art Esports'a karşı 2v2'de ne yapacak? Bu arada Revenge ekibini görüyoruz. Bu bölgede RNG ekibi entrisini aldı, bu bölgeye oynayabilir. Şu anda araçlarıyla geçiyorlar. O bölgeye yakın bir şekilde devamında bir oyun görür müyüz? Evet, tepelere yerleşti RNG ekibi de uzak atışlarıyla kendini gösterecek sanıyorum ki. Bu bölgede RNG'ler. Tovlight'ı hedef alan atışlar Major'dan geliyor bu arada. Araca doğru atışlar sergiliyor Major. Hospital'a doğru verilen bu yeni alanda bakalım nasıl yerleşimler göreceğiz. Sovlight ekibi hızlı bir şekilde merkezi bölgeye doğru geçiş yapıyor. Bu sırada Inflames ekibi tepelerden nasıl bir oyun kuracak? Şu anda bulundukları bölge gayet etkili skorlar çıkarabilir onlara. Tabii ki koruyabilirlerse birçok ekibin tercih edebileceği bir bölge şu anda bu tepelik alan. Hemen alt kısımlarda zaten Razor Ultimate ekibini görüyoruz. Yakın bir şekilde geçiyorlar şu anda bu bölgeye. Kostra'dan denemeler gelebilir. Bu arada alt tarafta da karşılaşan isimler var. Rotasyon halinde karşılaşmalar mümkün olacak. Ve şimdi Razor Ultimate bir de Hoplite ekibine misafirliğe geldi. Oradan bakalım puanlar çıkarır mı? Sert atışlar geliyor ama ve o bölgede Serhat yakalandı. Bakalım puanı çekebilecekler mi? Şimdi sol tarafta da Ninja Knight ekibini görüyoruz. Araçları yığdılar bu bölgeye. Serhat şu anda bulunduğu eğimde safe bir durumda. Aynı zamanda taçı görüyoruz. Taş da bu bölgede yakalanan bir diğer isim. Bu arada Major oraya oynadı. O puanları almak adına sert bir şekilde şu anda taça doğru atışlar geldi.
Sis içerisine doğru denemeler yapıyor bakalım. İstediğini alabilecek mi? Hızlı bir şekilde yerleşti bu bölgeye RNG ekibi ve Major. Bombasıyla birlikte çalmayı başardı. O bölgede kill puanını. Bu arada Alphorvan ekibini görüyoruz. Tepeye doğru oynamayı tercih etmişler. Texas Sumo tarafından yakalandı. Kenz o bölgede yakın olan isimlerden biri. Alt tarafta da Revenge ekibini görüyoruz. Oraya doğru atışlar sergileyebilir ve Grexy Sumo'ya doğru denemelerde bulunuyor. Bakalım istediği puanları çıkarabilecek mi? Revenge ekibi o bölgede Messiguat'a doğru. Sert atışlar geliyor bu arada. Milim canla son saniyede. Onak kaçtı. Rakibini bayamadı o bölgede. Mersailles. Kenz ve Sumo ikilisi. Tepe yamacında sıkışmış durumdalar. Sumo'nun hemen geriye doğru çekildiğini görüyoruz. Bu arada alt sınırlarda Digital Athletics. Hızlı bir oyunla bu bölgede kendini gösteriyorlar bakalım. Failing Stars ekibine doğru sert oynanan bir oyun var. Bu bölgede bombalarla birlikte Barton. Batın oynayacak Batın. Yakın temasta bu bölgede Piki yakalamayı başardı. Milim canı var. Oraya doğru gelen sert atışlar. Scarface'in çok güzel bir desteği var. Çok güzel bir pozisyonu var. Bu bölgede fight'ın gidişatını değiştirdi. Tek başına. Artık o bölgede son bir isim var. Jinguat. Tek başına ne yapacak? 1v3'lük durumda. Yine o tepeden. Yine o dağdan sert atışlar. Scarface tarafından geliyor. Jinguat. İkiye bir kaldı. Smurf'ün de girişik denemeleri oldu biraz. Bakalım. Bomba atışlarıyla tutmaya çalışıyor şu anda rakibini. Bir anda uçarak bir deneme. Scarface'den. Bakalım 3. kill puanında o mu alacak? Derken Jinguat'ı da Scarface almayı başardı bu bölgede. Failing Stars ekibinin kabusu olduğu Scarface. Şimdi o alan sınırından geçen başka bir ekip. God of Anarchy ekibini görüyoruz ama yine alan içerisinde bir yakınlaşma var. 40 oyuncu küçücük alanda karşı karşıya. RNG ekibi şu anda Revenge ekibiyle karşı karşıyalar. Ama bir anda Rushlane 2 oyuncuyu sanıyorum ki püskürtmeyi başardı. Revenge ekibi Major ve Salient'dan şu anda nasıl bir oyun gelecek? Şu anda Görcü Bul tarafı arka evleri hayli dolu. Nijesi Knight ve Hovlight ekibini görüyoruz. Tokiler ve kırmızı evlere yerleşen iki ekip. Onun dışında sağ tarafta Pakal Esports'un iki oyuncusu. Sol tarafta da NorHML Group bizlerle beraber. Şimdi bu arada Revenge ekibi oynayacak. RNG ekibin üzerine doğru Salient tek başına bakalım. Nasıl bir savunma gerçekleştirecek burada? Üzerine doğru sert oynanan bir oyun. Salient Grexy'yi naklasa da ardından güzel bir trade geliyor Sativan'dan. Major şimdi tek başına. Hemen burayı terk etmek isteyecek ama her yer dolu. Evet, arka evlerde de Inflamace ekibi kendini gösteriyor. Toki tarafından gelen atışlar, sol taraftan, sol tepeden gelen sert atışlar var. Bakalım Mart ekibi şu anda yeni alanda nasıl bir yer edinecek? Şu anda daha çok Revenge ekibini görüyoruz.
Mermi harcayan 9 killi bir ekip. Şu an her an için bir karambol yaşanabilir. O kadar fazla ekip var ki bu alanda. Her an her şey olabilir. Her yerden sesler geliyor. Jesse Knight bakalım bu pozisyonda güzel puanlar çıkarabilir Revenge ekibine karşı. Sert atışlarda bulunabilir şimdi. Sol taraftan Zeptimus durmuyor yerinde. Gördüğü yer açıyı değerlendiriyor bakalım. Nereye geçsek farklı yerden atışlar geliyor şu anda. Tepeye doğru Ninja Sin Knight. Susturmuyor silahlarını. Sağ taraftan bir de Base Your Ultimate ekibi. Kendini gösteren bir diğer ekip. Pavyon skorunu burada. Lance elde etmeyi başardı. Bu arada Knight da burada. Yakalanabilir bir pozisyondaydı. Kesiyor. Tek başına kalmış. Yine atışlarını sergiledi ama bu pozisyondan nasıl sağ çıkacak? 30 saniye sonra yeni alana girmesi çok zor. Inflames şu anda sınıra doğru adım adım ilerliyor ama o bölgede hareket etmek çok zor. Her pencerede bir oyuncu sizleri yakalayabilir. Fonarşi ekibini görüyoruz bu arada. Çok güzel bir yer edinmişler sınırda. Pou Pou şu anda o bölgede yakaladığı her açıyı değerlendirecek. Lakta çekmeyi başardı ama Slay o puana hakim olan isim. Sağ taraftan da Hospital yakınlarındaki evde büyük bir kargaşa çıktı. Olight ekibi burada 3 oyuncusunu şu anda naklanmış görüyoruz. Vossi son kalan isim. Arkadan gelen atışlar var ama o bölgede. Revenge ekibi oradaki fight'ı bitirdi. Lakin unuttukları bir isim var orada. Scarface. Bakalım oyunu bozabilir buradaki ikili adına. Derken Scarface burada yakalandı. Şimdi 2'ye 1 pozisyonda. Bakalım ne yapacak? İlk rakibini düşürdü ama Sativan güzel trade çıkıyor bu bölgede. Güzel kill puanları topladı. Revenge ekibi 12 kill ile şu anda son alanda 2 kişiler. Artık öyle bir yere verildi ki alan. Bu bölgede God of Anarchy ekibi çok şanslı. Sadece rakiplerinin çıkmasını bekleyecekler. Belki de Sichir'sini tarayacaklar. Puanlarını alabilmek için. Orange Mel grubu görüyoruz. Mitsuk şu anda tek başına en sol köşede farklı açılarda oynayabilir. Bu arada Ninja Sin Knight'tan farklı bir oyun tarzı geldi o bölgede. Bakalım neler olacak derken bu bölgede yakalanıyor ve God of Anarchy killerini toplamaya başladı. Şu anda Sispelder ile birlikte Ninja Sin Knight oynamaya çalışacak ama God of Anarchy öyle bir yer edinmiş ki tertemiz puanlarına hakim oluyorlar. Şu anda Ninja Sin Knight bu zor pozisyonda oynaması imkansız. Bir anda ortada kaldılar. O bölgede Revenge ekibi de farklı bir açıdan kendini gösteren bir diğer ekip. Slay'i ve Mutlu'yu görüyoruz. Alan dışında kalan ikiliydi. Şimdi Slay sadece ayakta kaldı. O da bakalım 4 kiti var. Şu anda bütün avantaj God of Anarchy'di ama alan
Şu anda iki oyunculu olan Revenge ekibinde içerisine doğru Sativan öyle atışlar yaptı ki şu anda God of Anarchy'nin elini kolunu bağladı. 10 saniye sonra bu alanda kapanacak Sativan, bakalım neler yapacak o bölgede. Bir anda God of Anarchy silindi. Atex'e doğru da sert atışlar ve Sativan. İki oyuncu olmalarına rağmen son alanda üstünlüğü olan God of Anarchy'den bir anda killleri çektiler. Ve bol killi bir şekilde Revenge ekibi biz bugüne iyi hazırlandık dediklerini bize gösterdiler. Bol killi güzel bir win. Erangel'da Revenge ekibine yazılıyor. Ellerine kollarına sağlık. İkinci maç birazdan sizlerle beraber. Hiçbir yere ayrılmayın. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
into the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Kulay liste oynayanlara gidiyor. Go!
Evet, tekrardan selamlar herkese. Günün ikinci karşılaşması Myanmar sizlerle beraber. Keyifli seyirler diliyorum. Atoms fall apart. Solar flares arrive. Evet, hızlı bir şekilde karşılaşmaya dönelim. İlk açılışlar RNG ekibi ve Howlite ekibi tarafından gerçekleşecek gibi gözüküyor şu anda. Major Chavez'i kovalarken karşımızda Chavez silahsız bir şekilde kaçarken Major Shotgun'la şu anda peşinde. Bakalım, Chavez'den dojlama çabaları var ama Major affetmeyecektir. Burada ilk puanı almayı başardı RNG ekibi. Ardından bakalım nasıl bir oyun göreceğiz? Sırasıyla bakalım mainlerde hangi ekipler var? Pakalı Esports, Pekado'da Art ekibini karşılayacak. Joyson şu anda yakın bir vaziyette. Kisuyu'ya şu an sinsice rakibinin içine doğru girmeye çalışacak Kisuyu. Derken Buffy o sesleri almış ve hızlı bir şekilde Kisuyu puanını bu bölgede Pakal Esports elde etmeyi başardı. İlk açılış geldi. Şimdi Art ekibi 3 oyuncular. Nasıl bir oyuna karşımızda olacak? Atışları da geliyor. 4 oyuncuyla şu an Pakal Esports Sangar'a yerleşmiş vaziyetteler. Farklı bölgelerde de sesler duyuyoruz. All for One ekibinden Lynx bu bölgede sıkışmış kalmış. Nijesin Knight ekibi 4 oyuncuyla şu anda onu arıyorlar. Lynx, bakalım ne yapacak? İlk bir denemede güzel başladı ama sonrası pek hoş olmadı onun adına. Nijesi Knight ilk skorunu bu bölgede almayı başarıyor. Tekrardan Pekado main'ine bakalım. Bu bölgede Art ekibi kıyıma uğramış. Artık son ayakta kalan Up bizlerle beraber. 4'e 1 pozisyonda Pakal Esports'a karşı ne yapacak bakalım. Up boss'a doğru güzel bir bomba denemesi. Derken o bombanın karşılığını Buffy geri yolladı ve Pakal Esports 4 oyuncuyla karşılaşmaya devam edecek. Pekado main'ini kazanan ekip oluyor. Tekrardan Los Lones bölgesine döneceğim. Bu bölgede RNG ekibi ve Digital Athletics birbirlerine yakın olan iki ekip. Scarface şu anda ön planda. İlk katlarda olacak. Yükseğe doğru denemeler gerçekleştirebilir ve o pozisyonu kaçırmadı. Hızlı bir şekilde puanını çekiyor bu bölgede Scarface. Hemen geriye doğru çekilirken bakalım RNG ekibi nasıl bir karşılık verecek. Selian o pozisyonda gözüken isim.
La Cabrera bölgesinde de yine yakınlık var ama o bölgeyi terk ediyor Askey Sports. Lakin Inflames ekibine yakalanma ihtimalleri olabilir. O rotasyonda geçerken Mutlu o pozisyonda ön planda olabilir. Bu arada Kurt yoldan geçerken Magiano ve Arza onun renderında yine safe bir şekilde pozisyonlar değişti. Erik ekip adına da bakalım Mutlu'ya şu anda yakın bir vaziyette geçecek. Ask ekibi. Tekrardan Los Angeles'e dönelim. Buradaki yakınlık daha çok ses çıkaracak gibi. RNG ekibi şu anda. O bölgeleri Is Your Ultimate ekibine çok yakınlar. Slay bakalım. İlk açılışı yapabilir. Elini soğutmuyor. Sert bir şekilde. El kaklarla. Biraz daha geriye doğru çekildi. Bu bölgede Riz Yürültü Mate ekibi. Onun yanı sıra dediğimiz karşılaşma. Askey Sports. O bölgede Inflames ekibinden Mutlu'yu yanlış hatırlamıyorsak evet Mutlu'yu yakalamayı başarmış. Farklı pozisyonda da Fuzi bizlerle beraber. Şu anda güzel bir alanımız var. Los Lones merkezli bu alanda. Neler göreceğiz? Biraz daha sessizlik çöktü. Myanmar'ın orta hatlarına derken God of Anarchy ekibi bu sessizliği bozuyor. Ninja Knight kendini gösteren ekip. Lakin o bölgede takım arkadaşını kurtaramadı. Üç oyuncu olarak rotasyona devam ediyorlar arkadan gelen hala atışlar var. Ninja Knight tarafından. VP hedef almış bu bölgede Ironside. O bölgeyi terk etmeyi başardı. God of Anarchy alt taraflardan yeni alanlarına geçecekler. Şu anda geç rotasyonda olan ekiplerde görüyoruz. Lyonless ekibi bir yana Ask Esports'u ve Norwich Mel grubu görüyoruz. Bu arada Ninja Knight'a yakın bir vaziyette Solae Sports. Şu anda kendini gösteriyor bakalım. Zeptimus'a doğru bir deneme gerçekleştirebilir. Tospik daha yakın bir bölgede kendini gösterecek. Knight şimdi önünde. Tospik fark edemedi Knight hala. Derken şimdi Knight'ı sanıyorum ki gördü ve ilk atışlar gelmeye başladı. Tospik şimdi Zeptimus'a doğru. Denemeler gerçekleştiriyor. O ilk atışlar toprağa gitmese, zemine gitmese daha etkili bir sonuç alabilirdi Tospik.
Şimdi Efes İmpioni'yi hareketli görüyoruz. O bölgede farklı bir oyun kuracaklar. Simpioni'den ilk denemeler ve ilk açılış geldi. Zeptimus Nak'ı geldi bu bölgede. Ama arkadan bir destek var. Ironside bütün oyunu bozdu solo esports adına. Ninja Knight tekrardan öne dönüyor. Oyuna dönüyor. Ironside tarafından. Gelen güzel atışlar var çünkü o bölgede. Bakalım F nasıl bir pozisyon alacak? Ironside. Güzel destek oluyor o bölgede. F'ten koruma atışları gelse de pek etkili değil Tospik. Şu anda yakın mesafedeydi. Bu arada Koldex de yakalanan bir diğer isim. Koldex ve Simpioni burada baygın solo esports. O skoru alırlarsa oyunu bitirirler diyecektim ki F yine ekstrasını yaptı. Yine o bölgede yapacağını yaptı. Ironside'da da uzaklardan gelen sert atışlar. Bu bölgede solo esports Ninja Knight'ı güzel bir oyunla her iki ekibinde güzel oyunlarıyla izledik ve galip olan solo esports belki de evin içerisinde 3 oyuncu olarak yakalasaydı Solo Esports eğer Ninja Knight'ı tek destek şu tarafta Ironside olsa belki durum daha farklı olabilirdi Ninja Knight adına. Bazen şanssız timingler yaşanabiliyor. Yine de Solo Esports ayrı bir farkta kendini gösterdi. Evet, farklı bir yere döndüğümüzde Pakal Esports karşımıza çıktı. Bu bölgede iki oyuncusuyla Wailing Stars onları karşılayacak. Jinguat ve Memodrit karşımızda olan ikili. Memodrit de yakalandı. Jinguat artık tek başına Jinguat. 4 oyuncu birden üzerine koştu. Yapacak hiçbir şey yok. Furki'yi naklasa da aramıza veda ediyor. Wailing Stars. Bakalım ters bir alan gelirse işler değişir derken yine merkezli bir alan geldi. Bu arada Revenge ekibini görüyoruz. Bakalım Esports'ta bir entry yakalamayı başardılar. Crespo. Şu anda Furki'ye doğru güzel atışlar. Crespo ilk açıyı güzel yakaladı ama sonrasında Furki de aynı atışları iade etti ona. Sativan hızlı bir şekilde girdiği buff'in skorunu almayı başardı. Sert bir oyun oynuyor şu anda Revenge ekibi. Bakalım boss knock'ı da var. Furki'yi de yakalarsa o bomba ama Sativan bombayı düzgün atamadı. Telafi bir atış. Jayce'ını buluyor bu bölgede Sativan. Hızlı oyunuyla dikkat çekiyor şu anda. Revenge ekibi sert bir oyunda içeri daldılar. Furki'yi de bakalım o bölgede almayı başarıyor bu bölgede. Revenge ekibi sert bir oyunla girdiler. Yine talihsiz olan Crespo aramıza veda etmiş. 3 oyuncu olarak devam edecek. Revenge ekibi. Alanda da şu anda güzel bir yerdeler. Bakalım bu pozisyonu korumaya mı çalışacaklar ya da iç hatlara mı dalacaklar? İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Revenge ekibi geçtiğimiz Erangel haritasında bir ayrı farklı oynadılar. İki oyuncusuyla birlikte win çıkarmayı başarmışlardı. Üç oyuncuyla da bunu rahat bir şekilde yapabilecek bir ekip. Açılarda Rezyur Ultimate karşımıza çıkıyor. Serhat açılarını RNG ekibine doğru çevirmiş durumda.
İşte Latletics'e doğru denemeler görüyoruz. Blazor Ultimate'den uzak mesafeye doğru taç. Sabitli atış gerçekleştirmeyi başardı. O bölgeden puan çekmek çok zor. Bakalım yine istediği açıları yakalayabilir. Bu arada Sumo'yu da fark etti o pozisyondan. Şimdi Digital Athletics'i görüyoruz. Yakın mesafeye doğru girdiler o bölgede. Kostra. Açısı uygun değil. Ters bir açıda bu arada Digital Athletics o bölgeyi ele geçirecek. O bölgede kendini gösterecek. Smurf'ün bu arada ilk açılışı yaptığını görüyoruz. Flames ekibinden. Dahası gelir mi? Bu arada ters bir alanla yeni alana doğru yolculuk da başladı. Razor Ultimate. Hemen önlerinde Lance. Scarface şimdi onu karşılayacak. Bakalım. Rakibini gördü. Güzel bir bomba denemesi. Şimdi buraya da yerleşti. Razor Ultimate ekibi burada savunacak. Digital Athletics'e karşı. Neler yapacaklar? 2 ön 2 arka görüyoruz. Şimdi Zerat da geriye doğru geldi. Lance bu bölgede ön planda. Bombalarla entry deneyişler. Entry arayışı var. Şu anda L2 ekipte de. Sisler bombalar çekildi. Atılıyor. Derken Lance yakalanabilir diye bir tık geriye çıkmak zorunda şu an. 4 oyuncusuyla bir hayli geriye doğru çekildi. Ezio Ultimate ekibi. Bakalım. Serhat'a doğru gelen sert atışlar var. Serhat bir tık daha geriye doğru çıktı ama o bölgede o tepelerden atış alabilir. Alpha One ekibi Serhat'ı o bölgede yakalarsa sıkıntı büyük olur. Razor Ultimate adına farklı açılarda kendini göstermek istiyor derken bu arada hızlı bir oyunla Digital Athletics'i görüyoruz. Smurf bu bölgede yakın temasa girdi. Bakalım Lance denişler gerçekleştiriyor ama Smurf bu bölgede ön planda iyi gösterdi kendini ama bir tık daha geriye doğru çıkacak sanıyorum ki. Digital Athletics bir girdi bir çıktı. Bu arada Slay nakı gelmiş. Smurf tekrardan girdi o bölgede. Güzel açılışlar, güzel naklar geliyor bu arada. Sert bir oyunda girdi Digital Athletics. George da tamamlamaya çalışıyor o bölgeyi. Ve tertemiz bir şekilde o bölgeye üstünlüğünü gösteriyor Digital Athletics. Artık son isim Serhat. Kalıyor Razor Ultimate'de. Şimdi God of Anarchy ekibine bakalım. Atışlar sergilediler. O bölgede Vips. Atışlar sergiliyor ama Serhat daha yakın ona. Serhat öyle bir yerde ki iki ekibin arasında kaldı. Sessizliğini koruması daha iyi olacak onun için. Popo'dan da denemeler görüyoruz. Yeni alan çok ters bir yerde. God of Anarchy hızlı bir şekilde oynamak zorunda ama buradan nasıl geçecekler? Son 50 saniyeleri var. Sağ tarafta da aynı şeyi RNG ve Olight ekibi adına da söyleyebiliriz. Artık bu alan acıtır. Bu alan can yakar. Şimdi RNG ekibi hareketliliğe başladı. Araçlarına binip uzaklaşacaklar derken bu arada Digital Athletics. Smurf'le birlikte yeni alana doğru oynayacak. Bu arada Howlite ekibi de
God of Anarchy ekibinin bulunduğu yere doğru geldi. Fuzi çok güzel bir yeri var. Şu anda Popo'yu net bir açıda yakalamayı başardı. Hızlı bir şekilde de sildi God of Anarchy. Şimdi bu zor pozisyonda neler yapacak? Artık alan da kapanıyor. Fuzi yapacağını yaptı. Orayı karıştırdı. Şimdi yeni alana geçmeye çalışacak. Her iki ekipte Digital Athletics şu anda sınırlara bakalım nasıl bir oyun sergileyecek. Bu sınırı tutabilecekler mi? Inflame'i görüyoruz. O zor pozisyonda o eğimde. Bunlar da yer edinmeye çalışıyor. Kostra çok yakın. Şimdi Digital Athletics'i gördüler. Tepe üstünlüğü şu anda Digital Athletics'te. Farklı pozisyondan da RNG ekibinin oynadığını görüyoruz. Tospiye'de falan atışlar var. Full bu bölgede yakalanmış. Hovlight'a da veda ettik. Major şimdi Smurf'le karşı karşıya. Bomba yerine silahına başvursa belki Smurf puanladı o bölgede. Aşabilecekti. Alt tarafta da alana girmeye çalışan diğer ekipler var. ASK Sports ve Revenge ekibi 3 oyuncusuyla şu anda evlere yerleşmişler. Major darlamaya devam ediyor. Derken Lyonless 2 oyuncusuyla şu anda çizgiye bakalım. Girebilecekler mi? Hemen önlerinde Inflames ekibi var. Bir tepe artlarında. Güzel bir bomba. Güzel sonuçlar çıkarabilir. Şu anda Akame beni almadın dercesine. Koştu takım arkadaşına. Altayım'dan oynayacak ama Kostra izin vermedi. Akame'yi orada yakalamayı başarıyor. Hemen bombayla puanını çekmeye çalışacak. Sağ tarafta da ASK Sports'u görüyoruz. Güzel bir yer edinmişler. O bölgede nasıl hayatta kalacaklar bu arada? Geç rotasyona çıkan Digital Athletics de aramıza veda etti. Bu sınırları çünkü koruyan bir Revenge ekibi var. Kenze doğru şimdi. Bakalım Grexy nasıl bir oyun kuracak? Sislerini atıp geriye doğru çekildi. Bu arada o zor pozisyonda Lyonless 2 oyuncusuyla bir şeyler deniyorlar ama sağ taraftan Revenge ekibinin desteği çok güzel geldi şu an Lyonless ekibine. Rebellious farklı açılardan şimdi kurta doğru güzel bir açısı var. Kasarı güzel tutturdu ama kurt bomba bekletiyordu elinde ve o bomba hedefini buldu. ASK Sports 2 oyuncusuyla şu anda alanı tutmaya çalışacak. Revenge ekibi şimdi hareketli. Sativan sis içerisinden bakalım. Buggy üstünden de görüş almaya çalışıyor. Şimdi sanıyorum ki İlk rakibini gördü ve bu açıdan oynayacak. Derken sağ taraftan da gelen bir oyun var ama Akame orayı tutuyordu. Akame'ye de gelen sert atışlar kurttan. Artık final sahnesi. Revenge ekibi yine win getiriyor. Revenge ekibi win'e çok yakın. Sayıcı üstünlükleri var ama bu arada bir anda oyun döndü. Bir anda. ASK Sports nereye win geliyor dedi. Ben varım dedi. Bakalım şu anda rakiplerini 1'e düşürdüler. Kurt bu arada sert bir şekilde shotgun'la girdi. Bir anda sert bir şekilde oyuna geri döndü ASK Sports. O bölgede iki oyuncusuyla imkansızı başarıyorlar. Gerçekten harika bir oyunla beni de yanılttılar. Helal olsun. Harika bir oyun izledik. ASK Sports günün ikinci karşılaşmasında beni Revenge ekibine vermedi. Tuttu çekti beni. Revenge ekibinin ellerinden. Ellerine kollarına sağlık.
Günün ikinci karşılaşması da bu şekildeydi. Üçüncü karşılaşma Erangel birazdan sizlerle beraber olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Thank you.
Evet, tekrardan selamlar herkese. Günün üçüncü karşılaşması Erangel sizlerle beraber. Keyifli seyirler diliyorum. Evet, hızlı bir şekilde Rozok'tan başlayacağız karşılaşmamıza. Sanıyorum ki 4 ekip burada karşı karşıyalar. Rozok beynini elde etmeye çalışacak. Bu 4 ekip. Orechmel Group şu anda yakın mesafede. Lyon Lise, Rebellious ilk yakalanan isimlerden. Orta hatlarda All For One ekibini görüyoruz. Lyonis 2-2 ayrı karşımızda. Şu anda Nessie'den bomba denemeleri Lynx'e doğru. Şimdi bir de Molotov deneyecek. O bölgeye doğru Destina yakın mesafeye girdi. Rakibiyle şimdi çok yakın ama rakibini sağdı, hiç beklemiyordu Destina. Lynx burada skorunu almayı başardı. Derken Lyonis'e erken veda ettik. Tatlarda bakalım. Norwichmel Group ne yapacak? Duki şu anda All For One ekibine çok yakın. Gessi ön planda olan isim. Sağ taraftan Kenz. Belki oraya doğru bir açı yakalayabilir. Kenz iyice yakınlaşıyor rakibine doğru. Hemen farklı pozisyonlara da bakacağız ama o bölgede hızlı bir oyunda şimdi Norwichmel Group. Girmek istiyor ama arıza. Daz kalsın yakalanıyordu. Magiano şu anda güzel desteği var. Bu bölgede. Bakalım Arza yine yakınlaşmaya çalışıyor bu bölgede. Kesin skorunu almak isteyeceklerdir. Kenz ve Texas. Şu anda Gessie'ye en yakın olan isim Kenz. Takım arkadaşını almaya çalışıyor ama uzaklardan gelen atışlar da var. Kapa. Çok istedi o skoru. Aldı, bir de ekstra çıktı. Kenz de burada yakalandı. Kenz skoru da alınacak. Artık son kalan ikili Lynx ve Texas. Norwichmel Group iyi bir oyun sergiliyor şu anda Rozok'ta. Mitsuki'den bir yakınlaşma var. O bölgeye doğru, Texas'a doğru hamlelerde bulunuyor. Atışların hedefi bu sefer. Arzayı buldu. Bakalım devamı gelecek mi iki oyuncuyla? Dört oyuncuya karşı All For One neler yapacak?
tık daha geriye doğru çekildiklerini görüyoruz. Mitsuki'den şu anda açı kapatmaya çalışan bir Mitsuki karşımızda. Derken burada takım arkadaşı Arzı'yı kaldırmayı tercih edecek. Texas'ı farklı bir pozisyonda görüyoruz. Burada farklı pozisyonlarda da Çinki'de de yine bir fight'ımız var. Artı ekibi bu bölgede Bakalı Esports'la birlikte aynı zamanda arka evlerde Solo Esports. Sanıyorum ki bu Çinki'yi terk ediyorlar. Bu arada Rozok'ta yine sesler çıktı. All for One ekibi durumu eşitleyecek denemelerde bulunuyor şu anda. Kappa, Baygın, Texas'tan denemeler. Takım arkadaşı Lynx'e doğru bir destek verecek ama Lynx çıkamadı o çatıya. Yakın mesafeye oynayacak All for One ekibi. Kappa skorunu almak adına. Magiano şimdi. İlk karşılayan isimlerden Magiano. Güzel girişler yapamadı o bölgede. Hızlı bir şekilde buraya yoğunlaşacak. Orichmel Group. Magiano. Tekrardan denemeler ama Magiano da burada yakalandı ama oraya doğru sert bir bomba. Bir anda Arza oyunu bitirdi. O bölgede All for One çok da güzel ilerliyorlardı ama Arza çok güzel oyunu okudu. Bu bölgede Rozok main'ini ele geçiren Norwichmel Group güzel bir oyunla, güzel kill puanlarıyla karşılaşmaya devam edecek. Bu arada farklı bir pozisyonda da God of Anarchy karşımıza çıkıyor. Bölgede RNG ekibine doğru sert atışlar. Görüyoruz şu anda Vips. Motorla farklı bir açıdan destek verecek bu fight'a. Buradan açı yakalamak biraz zor Vips adına. Bakalım God of Anarchy şu anda farklı açılarda kendini gösteriyor. Vips'in bulunduğu yere doğru geldi çoğunluk. Sadece Pou Pou ilk atışların geldiği bölgelerde. Bu arada Digital Athletics'te Hovlight ekibine çok yakın bir pozisyonda rotasyon halindeler. Yakalanabilir bir durumda. Osi hemen denedi şansını. Piki'ye doğru denemeler. Şimdi Kahin devraldı o denemeleri. Lakin Piki çok hızlı. Stili atışları elde edemedi burada. Hovlight ekibi. O bölgede bir de Razor Ultimate ekibini görüyoruz. Serhat. Güzel de bir pozisyonu var. Denemede bulunmadı. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne göreceğiz? Hattan denemeler Sarp'a doğru. Bu arada Hovlight ekibi bir puan yakalamayı başarmış. Ninja Knight ekibinden. O bölgede şimdi arka tarafta da Solo Esports kendini gösteren bir diğer ekip. Yakınlıkları olan ekipler. Ninja Knight, Hovlight ve Solo Esports. Şu anda alan haritanın sağ kısmına doğru verilmiş vaziyette ama
orta bölgelere doğru kapanırsa yine son alanda bir 40 oyuncu görebiliriz. Bu tür kapanan alanlarda, küçük alanlarda daha doğrusu, son 40 kişinin kaldığı o küçük alanlar hem lag hem de kasma sorunları yaşatabiliyor oyunculara. Oyun performansı etkilenebiliyor oyuncuların. O zor pozisyonlarda oynamak her yiğidin harcı değil. Bakalım bu arada Favian farklı bir bölgede bekleyişini sürdürürken Pakal Esports, ona yakın geçen isimlerden birisi. Evet, sağ tarafa doğru verilen bu alanda kargaşa çıkabilir. Ates, Mercyris'e doğru denemelerde bulundu. Zor pozisyonda denemelerde bulunuyor şimdi. Rezur Ultimate'e de geldi o atışlar. Serhat. Sert hasar aldı o bölgeden. Bir de Revenge ekibini görüyoruz. O bölgede Crespo rakiplerini takip ediyor. Rezur Ultimate. Bakalım nerede duracaklar. Şu anda bir kovalamaca var resmen. Vex'i yakalamaya çalıştı ama istediğini elde edemedi. Bu arada Digital Athletics RNG ekibinin etrafını sarmış bir vaziyette. Evlere doğru çekilen RNG'ler bakalım buradan nasıl karşılık verecek? Alan merkezi bir hayli karışık şu anda. Büyük bir kalabalık var. Her taraftan atış alabilir bu durumda ekipler. Sarp'ın hareketli olduğunu görüyoruz. Sarp'tan riskli denemeler. Smurf o bölgede Sarp'ı yakalayabilir. Alan dışında olan ekipler de var. Geç rotasyonda olan ekipler. Birinci ekibinden de denemeler görüyoruz ama Revenge ekibi yine ses çıkarıyor. O bölgede, o uzaklıkta. Vodafone Arşi ekibi de aynı şekil. Arızaya doğru gelen denemeler var. Bakalım Popo bir türlü uygun bir açı bulamadı kendisine. Şimdi Revenge ekibine de sert atışlar sergiliyor burada RNG ekibi. Bakalım. Puan çıkaramadılar oradan. Çok yaklaştılar ama çıkaramadılar. Bir farklı pozisyonda. Peki. Şu anda RNG ekibine doğru bir açı yakalayabilir. Aynı şekilde God of Anarchy ekibine de. Popu yerinde durmuyor. Şu anda arızaya doğru. Denemeler. Puanı almaya çalışıyor şu anda. Bir farklı pozisyonda Razor Ultimate ekibi. Şu anda Inflames ekibine doğru. Bir oyun sergileyecek. Lance ile birlikte. Lance tek başına. Girdi o kalabalığa bakalım. Önünde iki oyuncu var. Bakalım son saniye rakiplerini yakalayabilir.
Arka tarafa doğru da yerleşen diğer oyuncular Slay. Şimdi infoyu aldı. Ama buradaki fight iki ekip arasında da bitti gibi gözüküyor. Inflamace geri çekilirken Razor Ultimate'i kovalamaya devam etmeyecek. RNG ekibi hala bekleyişini sürdürüyor şu an. Çevresi full dolu. Ve işleri sıkıntıya sokacak bir alan daha. 40 oyuncunun yine belki kalacağı bu alan çok riskli olacak. Geç rotasyonda olan ekipler var. Sudan bir rotasyon görüyoruz. Failing Stars ekibi sanıyorum ki. Sudan ilginç bir giriş yapacak alanı ama o kıyılara yakın Solo Esports onları karşılayabilir. Çok riskli bir bölgeye doğru ilerliyorlar şu anda. Lipovka tarafından geçiş yaparlarsa onlar için daha iyi olabilir. Şu andaki durum bu. Simpio yeniden denemeler var. İyice Sinight ekibine doğru şimdi Ironside'ı da gördü. Aracın tekerliğine doğru gelen atışlar. Bu arada o render'da kendini gösteren Inflamace ekibi Ironside'da karşılaşacak. Şimdi bakalım Ironside bütün açısını bu yöne çevirdi. Abicimi de tehlikeli bir pozisyonda görüyoruz. Inflamace ekibine zor anlar yaşatabilecek bir pozisyonda. Aimin de kendini gösteriyor Inflamace ekibi. Şu anda bu açıdan oynamak biraz zor. Kafalarını çıkarttıkları gibi Ironside devreye giriyor. Bu arada Failing Stars daha ilginç bir yerden girecekler alana. Asif bir yerden girecekler. Sinight'tan atışlar gelmeye devam ediyor bölgede Inflamace ekibine doğru. Simpion'de nasiplenmek istiyor tabii ki o atışlardan. Bana pay çıkar mı diye bakalım. Şimdi yeni gelecek alan oyunun kaderini belirleyecek. Ve ters bir alan geldi bu arada. Inflamace ekibi sudan çıkan Feeling Stars'a zor anlar yaşatıyor şu anda. Safe bir şekilde alana girmek istediler ama ya büyük bir şanssızlık. Yani şöyle bir alanda şuralardan değil de tam şuradan girmek istediler ama şurada olan ekiplere bakın. Büyük bir şanssızlık. Sudan'da sert atışlara maruz kalıyorlar şu anda Inflamace tertemiz.
puanlara hakim olmaya çalışacaklar. Bu arada farklı bir pozisyonda da Ninja Knight iyice çizgideydi. Şimdi yeni alanda yer edinmek adına yola çıktılar. Bu arada RNG ekibi, onlar da rotasyondayken sert atışlara maruz kalıyor. Revenge ekibi tarafından oraya doğru gelen sert atışlar var. Crespo'ya doğru da şimdi mükemmel destek Rexy'den ama Crespo orada yakalandı. Lakin orada güzel atışlar sergiledi Crespo. Scarface hemen George'u burada almak isteyecektir. Alan çizgisinde. Bu arada Ninja Knight sert atışlarla Aske Sports'a kendini gösterdi. Farklı pozisyonda da Inflames ekibi oynamaya çalışıyor şu anda. Şimdi Aske Sports oynayacak. Ninja Sinai'den üstüne doğru. Bakalım nasıl bir karşılama göreceğiz. O kadar fazla araba geçiyor ki kime sıkacağını şaşırdı şu anda Zeptimus. Sınırlar bir anda karambole dönüştü. Sol Esports da o bölgede. 40 oyuncu şu anda rotasyona çıktı. Bakalım. F'ten güzel atışlar. F o uzaklıkta Sumo'yu yakalamayı başardı. Çizgide rahat bir pozisyondalar aslında. Yeni alanda da yine çizgilerde göreceğiz. Sağ sınırlarda sesler görüyoruz. Alan dışı olan ekiplerimiz de var. Bu bölgede Digital Athletics oynaması zor pozisyondan şu anda puanlar çıkartıyor. Bakalım. George ve Scarface de geldi. Kurt'a doğru o bölgede. Gelen oyun var ama. Güzel bir açılış yaptı. Sonrasında Scarface trade'e güzel çıkıyor. Bütün takımlar sınırları tercih ediyor şu anda. Alan içerisinde de Pakal Esports Razor Ultimate'le karşı karşıyalar. Büyük bir karambol var şu anda. Hem de büyük bir karambol. Her bölgeden sesler. 40 oyuncu bu küçük alana sığarsa olacak şey bu olur tabii ki. Şimdi uzaklara doğru atışlar görüyoruz. Art ekibi Simpioni puanını orada çıkarmayı başardılar. Goldex tek başına kaldı o bölgede. F ve Tospik hala farklı pozisyonlardalar. Şimdi de Hell Warriors bizlerle beraber. Alan çizgisinde çok güzel bir yer edinmiş bu arada. Hell Warriors ekibi. Bakalım Art ekibine o atışları tutturabilecekler mi? Sarp şu anda net bir açı yakalamaya çalışacak kendisine. Peek'e doğru şimdi. Sert atışlar. Art ekibi zor anlar yaşıyor şu anda alan içerisinde. 22 oyuncu Solo Esports farklı pozisyonda da, onlar da Art ekibine dönmüş durumda. F yakalanan bir diğer isim. Ters açıda da Digital Athletics. Ninja Knight'ı bu bölgede bitirmeyi başardı Scarface. Bomba ile hemen oynadı. Şimdi o sınırda Razor Ultimate ekibi karşısında. Hemen solunda da Solo Esports bulunmakta.
Tospik geçit vermeyecektir o bölgede. Scarface'e doğru şimdi sert atışlar ve Scarface'i bu bölgede almayı başardı. Smurf de düşürüldü. Artık o bölgede Peaky ve George ikilisi. 40 saniyeleri var. Hızlı bir oyun kurmaları lazım. Peaky hemen Smurf'u burada almak isteyecek. Coldex ve F hemen o bölgeye oynadı. Digital Athletics'i almak istiyorlar. F hızlı bir oyuna girdi. Güzel bir rush. Ve burada Digital Athletics'in fişini çekiyor F. Sert bir oyunla karşımızda oldu. Şimdi alan içerisine döneceğiz. Bu sınırlar daha çok karışık. Bu arada arkada Tospik kalmıştı ve o da yakalanıyor artık bir tarafından. Şimdi bir diğer pozisyonda kesiyor. Hell Warriors ekibine doğru. Güzel bir oyun kuruyor bu bölgede. Son bir kişi kaldı orada. Lucy'ye bakalım. Ne yapacak? Lucy'ye doğru da gelen sert atışlar ama kesiyor. Arkadan gelen atışla yakalandı. Ve Touch. Orada her iki ekibin de fişini çekiyor. Ezio Ultimate ekibi. Güzel bir oyun kurdu. Şimdi RT Sports'a da gelen sert atışlar. Up Milimcan'la hayatta kalamadı. Oraya da sert atışlar Touch'tan. Arka sınırları silip yok etti resmen Touch. O bölgede ama unuttuğu bir isim var. Jason. Bütün işi bozabilir. Solo Esports'ta iki oyuncusuyla karşımızda Coldex ve F ikilisi. Bu ekipten her şey beklenir. Bakalım 4'e 2 bir pozisyonda neler yapacak? Solo Esports. Jason eğer işi bozarsa Razor Ultimate ekibi adına. Solo Esports hemen bundan faydalanmak isteyecektir. Lance şu anda Buggy'si ile bir hareketli. Çaramaya çalışıyor şu anda. Şimdi F'i gördü sanıyorum ki. Evet F fark edildi bakalım. Lance. İlk denemeler. Alana doğru girmeye çalışacak. Razor Ultimate ekibi şimdi. F eğer ekstrasını yaparsa orada. Güzel de bir pozisyonu var. Şimdi Serhat önünde. Hiç beklemedi. Serhat'ı burada almayı başardı. Bakalım F. Ardından dağısı gelir mi? Taş da orada yakalanıyor. Jason işi bozdu. O bölgede. Şimdi Coldex. Benim sıram dedi oynadı. Bir anda Razor Ultimate neye uğradığını şaşırdılar. Solo Esports hiç affetmedi. Hemen faydalandı. Şimdi Slade orada sert atışlar. Serhat'ın bilim canı var. Solo Esports win mi getiriyor bakalım. F hemen bombayla silebilir ama. Coldex bitirdi. O bölgede ve Solo Esports gene ikilisiyle can yakıyor ve günün 3. karşılaşmasında sert ikili yine win aldı. Yine win getirdi. Çünkü orada işi bozan bir Jason vardı. Razor Ultimate çok kızgın. Bir anda aldık bitti derken Solo Esports ve Jason sert oyunlarla bir oldular resmen. Harika bir karşılaşmayı geride bıraktık. Evet günün son karşılaşması Sanok. Birazdan sizlerle beraber olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes.
reason.